Tülay Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman. Bud İstanbul Kafe'nin genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Tülay Ergen kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Tülay Ergen aslında bir finansçıdır. Fakat yaptığımız işlerden ötürü 15 yıldır bu işin mutfağındayız aslında. Kafe ve restoranların anahtar teslim, mimari çiziminden uygulamasına kadar 15 yıldır bu işin içerisindeyiz. Evet. Biraz artık vitrine geçmek istedik. Biraz artık ışıklar bize dönsün istedik. Çok iyi yapmışsınız. Konsepte evet. Baktığımızda gerçekten... İşleyiş çok güzel. Kafemizin konsepti çok güzel. Rustik bir... İki aylık bir süreç, kısa bir süreç ama evet. Nasıl geçti bu iki ay? Çok heyecanlı, çok enerjik, çok akıcı. Evet. Biz Mut İstanbul isminden de belli olduğu gibi İstanbul'dan Bursa'ya gelen bir esintiyiz aslında. Evet. İstanbul'un enerjisini getirmeye çalıştık ki Bursa'nın enerjisi de ayrıca harika. Bulunduğunuz konum itibariyle de gerçekten yoğun bir... cadde üzerindeyiz evet, diye düşünüyorum. Evet, Işıltılı bir cadde. Aynen öyle. Mut İstanbul konum olarak nerede? Bursa'nın neresindeyiz şu anda? Nilüfer'deyiz. Nilüfer'in de FSM caddesindeyiz. Fatih Sultan Mehmet caddesindeyiz. Yani birçok kafelerin aslında bulunduğu yerdeyiz. Evet, evet. Biz de aslında bu işin fizibilitesini yaparken bizim için neresi uygun diye araştırdık. Bu caddenin geçmişi bir kere çok güzel, çok enerjik. Gençlerin yoğun olarak rağbet ettiği bir yerin olmasının evet. dışında orta yaş kesime de hitap eden bir bölge. O yüzden bizim için uygun olacağına karar verdik. Evet, hem elit hem nezih kesinlikle bir yerdeyiz, bir konumdayız. Fakat buraya gelen misafirlerimize, konuklarımıza baktığımızda bir aile ortamını görüyoruz. Bunun yani için çok çabalıyoruz. Bir sıcaklık var evet. sanki ortamda. Kesinlikle. Ya bunu buraya... da tabii ki sizler sağlıyorsunuz. Bizler sağlıyoruz. Bizlerin yanı sıra gelen, bizi tercih eden müşteri portföyünün getirisi oldu diyebilirim. Evet. Bizim duruşumuz onlara yakın geldiği için sanıyorum böyle bir müşteri kitlesi yanında geldi açıkçası. Evet. Güler yüz dedik, kalite dedik. Bunları sağlamak için de profesyonel bir kadroya ihtiyaç var aslında. Kesinlikle. Toplam kaç kişilik bir kadromuz bulunmakta? 12 kişilik bir ekiple çalışıyoruz biz. Çok güzel. 12 kişilik ekibimizin hepsi çok genç, hepsi çok enerjik ve hepsi bu işi severek yapıyorlar. Evet. Biliyorsunuz bir işin başarılı olmasındaki en önemli etken çalışanların işini sevmesidir. Kesinlikle. Ve biz de bunun için öncelikle çaba harcıyoruz. Mutlu çalışan. Mutlu müşteri demek. Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi baktığımızda dışarıda bir yerimiz var. Evet. Ayrıca içeride de var. İçeride de var. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti vermekteyiz? Burası toplamda 200 metrekare. 200 metrekare. 200 metrekare. 200 metrekarenin 170 metrekaresi açık alanda. Geri kalan 30 metrekaresi de içeri alanda. Peki gelen misafirlerimize neler sunuyoruz Mut İstanbul olarak? Mut İstanbul kafede neler var? Müşterileri yemeklerin lezzetinin dışında bir kafeye oturduğunuz zaman çaydan başlayan, içecekten başlayan ve uzun süre sonunda karnınız acıktığında, tatlınızda, yemeğinizde her şeyi bulabiliyorsunuz bizim evet, yerimizde. Evet, vitrine baktığımızda muhteşem lezzetler görünüyor. Ben buraya çok tatlı, gelmiyorum. Vitrine bakmamaya çalışıyorum evet, zaten. Tatlı konusunda birçok çeşidimiz bulunmakta. Evet, tatlı konusunda çok çeşitli. Sütlü tatlılar. Sütlü tatlılarımız, pastalarımız, evet. Magnolia'mız. Evet. Benim aşık olduğum bir tatlıdır. Kendisi çok güzel. Magnolia'mız ön planda. Yani bizler buraya geldiğimizde kendimizi kaybedebiliriz. O yüzden çok fazla tatlılara, pastalara bakmak istemiyoruz. Ben de aynı şekilde muhteşem eminim. Lezzetler var. Evet. Şefin yanına bazen hiç uğramıyorum. Ben evet. görmeden kaçmaya çalışıyorum. Evet. Peki hizmet verirken nelere dikkat edersiniz? En önemlisi hijyen. Evet, gıda sektöründe olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi hijyen. Biz burada kendi ailemizin yemeyeceği hiçbir şeyi sunamayız. Değil mi? Kesinlikle. Yani biz de zaman zaman müşteri oluyoruz. Bizim hoşlanmayacağımız hiçbir şey burada yok. Olmaması kullandığımız içinde, evet, en küçük var. Üründen. Kesinlikle. En kullandığımız küçük üründen, tabaktan, en büyüğüne, bıçaktan, çataldan. Hepsi. Hijyen bizim için birinci sırada. Onun dışında kullandığımız ürünlerin kaliteleri. Evet. Tüm malzemeler birinci sınıf seçiliyor. Çok güzel. Hızımız, mutfaktan müşterimizin önüne gelene kadarki sürecimiz. Evet. Aynı şekilde bizim için çok önemli ve personelimizin güzelliği. Evet. Bütün bunlar tamamlandığında müşteri memnuniyetini doğuruyor.
Bu sizin için çok önemli. Muhakkak. Çünkü memnuniyet kesinlikle kulaktan kulağa dağılan, sinsile yoluyla dağılan bir şeydir, biliyoruz ki. Evet, kesinlikle öyle. Ya bizim için müşterimizin buraya bir kere gelmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Biz sürekli müşterinin yanındayız. Sürekli müşteri istiyoruz. Bu yüzden de müşterimizi sürekli olarak memnun etmek zorundayız. Onları tekrar tekrar buraya bekliyoruz kesinlikle. O zaman. Kesinlikle. Mutlu İstanbul olarak bizler de değerli izleyicilerimize sizleri tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hedeflerimiz nelerdir peki? Biz Bursa'da ikinci şubenin araştırmasına başladık bile. Çok güzel. Bu kadar kısa bir zamanda evet. İkinci şubenin araştırmasını başlattınız. Kesinlikle başlattık. Zaten amacımız buydu. Biz kafe restoran sektörüne girerken de hani sadece bir işletmeyle kalmayı düşünmedik hiçbir zaman. İkinci yine şubemizin, konsept aynı mı olacak? Tabii ki aynı olacak. İkinci hı hı. şubemizin fizibilite çalışmaları da devam ediyor. Kısa bir süre sonra tekrar bir sürpriz yapabiliriz Bursalılara. Evet. Çok güzel. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizleri tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Son olarak bugüne kadar sizleri tercih eden, destekleyen birçok dostlarınız bulunmakta. Tabii ki. Onlara buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Tabii. Bizi destekleyen, işletmemizi ziyaret eden, yüzünde bir gülümseme oluşturabildiğimiz tüm eşimiz, dostumuz, müşterilerimiz, herkese saygılar, sevgiler gönderiyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Her zaman bekliyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkür ederiz.